Burası Antarktika. 6 ay kış mevsiminin yaşandığı dünyanın en soğuk bölgesi. Ve buzlar üzerinde paytak paytak yürüyen sevimli bir penguen. Arkadaşlar merhaba. İnsanlar kışın soğuktan korunmak için kazak, çorap, eldiven giyerler. Ama gördüğünüz gibi biz penguenler üstümüze hiçbir şey giymeyiz. Üstelik ayaklarımıza giyecek ayakkabımız da yoktur. Ama buz üstünde kaymadan ve üşümeden yürüyebiliriz. Siz bana bakmayın. Bu penguenler büyük bir buluşmanın gerçekleşeceği yere gidiyor. Yolculukları haftalar sürecek. Kat etmeleri gereken mesafe 100 kilometreden fazla. Bu yüzden bazen yürüyerek, bazen de gövdeleri üzerinde kayarak yol alırlar. Hepsi mucizevi bir şekilde aynı noktaya doğru yürür. Bu yolculuğun sonunda şaşırtıcı bir şekilde binlerce penguen belirli bir noktada buluşurlar. Görüşürüz. Arkadaşlar, biliyor musunuz? Kimi zaman bir gruptaki penguenlerin sayısı 400 bini bulur. Bu sevimli canlılar kış mevsiminin geldiğini anlayıp aralarında anlaşarak gidecekleri yeri kararlaştırırlar. Galiba bu işi başardım. Neyse, bu kadar çok penguen niye hep birlikte böyle bir şey yapsın ki? Cevabı öğrenmek için filmi izlemeye devam edin. Eyvah, kapıyı yuttum. Büyük buluşmanın gerçekleşeceği bölge, aynı zamanda penguenlerin yavrularını dünyaya getirecekleri yerdir. Bu zahmetli yolculuk, penguenlerin yavruları için yaptığı fedakarlıkların ve karşılaştıkları zorlukların yalnızca başlangıcıdır. Esas zorluk, anne penguen yumurtladıktan sonra başlayacaktır. Çünkü anne penguen yumurtladıktan kısa bir süre sonra kış bastırır. Kış aylarında ısı -50 dereceye düşer. Rüzgar saatte 100 kilometre hızla buz ve kar savurur. Anne penguenler yumurtaları erkeklere bırakarak denize dönerler. Yumurtaya bakma görevini fedakar babalar üstlenir. Baba penguen yumurtayı buzdan korumak için ayaklarının üstünde taşır. Kalın tüyleri yumurtayı soğuktan koruyacaktır. Bu çok zorlu bir dönemdir. Arkadaşlar, dikkat ederseniz yumurta buzun üzerine düşerse hemen donacaktır.
Bu yüzden erkek penguenler izlediğiniz gibi hep çok dikkatli hareket eder. Erkek penguenler yerlerinden kıpırdayamadıkları için yemek yiyemez. Anne penguenler de onlardan uzaklarda doğacak yavru için besin ararlar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Evet, bu sefer başaracağım. Hoppa. Siz hiç -50 derecede 4 ay boyunca yemek yemeden beklediğinizi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey yapmaya kalkarsanız açlıktan ve soğuktan ölürsünüz. Ama penguenler hiç bıkmadan bu fedakarlığı gösterirler. Galiba başardım. Merhaba, nasılsın? Dört zorlu ayın sonunda tekrar bahar gelir. Yumurtalar çatlamış ve minik penguen yavruları dünyaya gözlerini açmıştır. Onları soğuktan koruyacak yağ tabakaları henüz oluşmadığı için hala babalarının ayaklarının üzerindedirler. Yavrunun ilk besini, babasının onun için kursağında sakladığı süttür. Baba penguen 4 ay boyunca aç kaldığı halde eşsiz bir fedakarlıkta bulunmuş, çok acıkmasına rağmen kursağındaki besini yemeyerek çok sevdiği yavrusu için saklamıştır. Tam bu dönemde anne penguenler açık denizden kıyıya dönerler. Onlar da bu 4 ay boyunca boş durmamış, sürekli avlanarak yumurtadan çıkacak yavru için kursaklarında besin depolamışlardır. Anne penguenler gelir gelmez, 4 aydır aç bekleyen baba penguenler avlanmak için denize koşarlar. Baba penguen karnını doyurur doyurmaz yuvasına döner ve anne penguenle birlikte yavrusunu beslemeye devam eder. Ben geldim. Hani nerede yemek? Getirdim işte. Versene. Anladım, anladım. Al. Aldı mı? Hoppa. Görüşürüz. Yuppi. Hoppa. O tam bir profesyonelmiş. Şimdi yemek zamanı. Kısa bir süre sonra yavru penguenler gelişir ve fedakar babalarıyla birlikte gezintiye çıkabilecek boya ulaşırlar. Bazı insanlar bir hayvanın yalnızca kendi çıkarını düşündüğünü iddia ederler. Bu iddia evrim teorisi olarak da bilinir. Bu teorinin kurucusu bundan 150 sene önce yaşamış Darwin adında biridir.
Ancak bu teoriyi savunanlar, bir penguenin 4 ay boyunca açlığa ve soğuğa dayanmasını hiçbir şekilde açıklayamazlar. Peki, bu canlılara böylesine büyük bir fedakarlığı yaptıran kimdir? Bu sorunun tek bir cevabı vardır. Penguenleri Allah yaratmıştır. Yavruları için yaptıkları benzersiz fedakarlıkları onlara Allah öğretir. Allah, canlılar üzerindeki hakimiyetini bize her şeyin doğrusunu açıklayan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmiştir. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur.